Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorum sizlere çok fazla içerik üretemiyorum. Çok fazla video yapamıyorum ama biliyorsunuz ki piyasaların durumu belli. ÖTV muafiyetiyle araç alım noktasında cazibe neredeyse kaybolmuş durumda. Çünkü araç bulamıyorduk. Efendime söyleyeyim baz paket araçları 100.000-150.000 üstüne bize satmaya çalışıyorlardı. Bu sebeplerden dolayı da açıkça konuşmak gerekirse çok fazla içerik üretmiyorum. Ama aylık rutin olarak yaptığımız işte alınacak araçların listesi videosu ile yine sizlerle bir video paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi önce kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar size. Videonun son kısmında piyasaların ne olduğu, nasıl evrildiği veya nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair kendi bilgim doğrultusunda sizlere bilgi vereceğim. Ama şimdi videoda arkadaşlar size alınabilecek 5 tane SUV aracın bilgilerini kısa kısa aktaracağım. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Daha sonrasında videonun son kısmını da izlemeyi unutmayın. Bu arada kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videomuza geçiyorum. İlk aracımız Hyundai Bayon. Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 beygirlik Style versiyonu ile listemizde. Benzinli, sıralı tip nokta enjeksiyonlu motora sahip Bayon 100 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 13.7 saniye ve maksimum 176 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.6 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. 411 litrelik bir bagaj hacmi sunan Bayon, ikinci sıra koltukları yatırıldığında bizlere 1205 litreye ulaşan bir bagaj hacmi sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 995 bin TL. Engelli indirimli fiyatı ise 552 bin TL'ye geliyor. Bir diğer aracımız Dacia Duster. Dacia Duster'ın en baz versiyonu listemizde. 1 litrelik motora sahip Duster 90 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 13.1 saniye ve maksimum 166 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6.4 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Duster kullanıcılarına 478 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 985 bin TL. Engelli indirimli fiyatı ise 547 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Kia Stonic. 1.2 litrelik cool manuel versiyonu listemizde. 1.2 litrelik motora sahip Stonic 84 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 13.5 saniye. Ve maksimum 165 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 6 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. Kia Stonic kullanıcılarına 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. İkinci sıra koltukları yatırıldığında ise bu 1555 litreye ulaşan bir bagaja çıkıyor arkadaşlar. Bu aracın liste fiyatı 965 bin TL. Engelli indirimli fiyatı ise 536 bin liraya geliyor. Bir diğer aracımız Fiat Egea Cross 1.3 Multijet manuel versiyonu. 1.3 litrelik dizel motora sahip Egea Cross 95 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 13.8 saniye ve maksimum 173 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 4.5 litrelik bir yakıt tüketim verisine sahip. Egea Cross kullanıcılarına 440 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu aracın liste fiyatı 973 bin TL. Engelli indirimli fiyatı ise 540 bin liraya geliyor arkadaşlar. Bir diğer aracımız
MG markasının ZS Comfort modeli. 1.5 litrelik motora sahip ZS 106 beygir güç üretebiliyor. 0-100 hızlanması 10.9 saniye ve maksimum 175 km'ye kadar hıza ulaşabiliyor. Yakıt tüketimine bakacak olursak 100 km'de 7.2 litrelik bir karma tüketim verisine sahip. ZS 448 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor kullanıcılarına. İkinci sıra koltukları yatırıldığında ise 1375 litreye ulaşan bir bagaj sunabiliyor. Bu aracın liste fiyatı 949.000 TL. Engelli indirimli fiyatı ise 527.000 liraya geliyor. Evet arkadaşlar, 5 tane SUV olarak sizlere bu araçları tanıttım. Arkadaşlar artık araçların manuel en baz versiyonları girmeye başladı. Çünkü 1 milyon 4000 lira limiti gerçekten yetersiz kaldı. Biliyorsunuz ben size bu konular hakkında sürekli içerikler üretiyorum. Ve ilk 3 ay 4 ay araç almak daha cazip olabiliyor. Ama daha sonrasında limitin yetersiz kalmasından dolayı araç bulamıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü ihtiyacımızı gören araçlar muafiyet limitinde olmuyor. Bu nedenle de arkadaşlar şu anda çok cazip değil bu araçlar. Ama şöyle bir durum var. Bana çokça soruyorsunuz. Diyorsunuz ki alalım mı, almayalım mı, ihtiyacımız var vesaire. Şimdi kardeşim bu aydan sonra, yani Ağustos ayından sonra sizi şu şekilde yönlendirebilirim. Yani tecrübelerime dayanarak size şu şekilde bir cevap verebilirim genel manada toplu olarak. Arkadaşlar şimdi araç almak veya almamak öncelikle bir ihtiyaç meselesi. Tabii ki son zamanlarda yatırım da aracı oldu araçlar. Ama burada şunu söyleyebilirim sizlere. Bütçenize göre hareket etmeniz gereken bir zamandayız arkadaşlar. Şimdi bunu biraz daha açmak gerekirse şu şekilde açacağız. Burada arkadaşlar sizin 500 bin, 550 bin liraya kadar sınırlanmış bir bütçeniz varsa veya işte daha altında bir bütçeniz varsa bu yıl içerisinde, yani bu aylar içerisinde araç bulmanızı, almanızı sizlere öneririm. Lakin benim ekonomik durumum daha fazla olabilir, daha yüksek meblağlara çıkabilirim derseniz yıl sonu itibariyle biliyorsunuz limitler güncellenecek. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Limitimiz, hani şu anda tahmini olarak konuşuyorum. Onu da çok soruyorsunuz. 2024'te limitler ne olur? Onu da böyle kısaca tahmini olarak cevap verelim. Arkadaşlar 2 milyonun üzerindeki bir rakam bekliyorum ben açıkçası. O zaman da bizim ödeyeceğimiz rakam ne olur? 1 milyon, 1 milyon 100 bandında arkadaşlar bir rakam ödeyerek sıfır araç alabileceğiz. ÖTV muaf araç alabileceğiz. Eğer ki bütçeniz buna el verirse beklemenizi ve daha donanımlı, daha üst versiyon araç alabileceğinizi sizlere söyleyebilirim. Ama daha kısıtlı bütçeyle araç alacağım diyorsanız arkadaşlar bu aylarda almanızı da sizlere önermek durumundayım. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar videonun son kısmında araç piyasasıyla ilgili ufak tefek tecrübelerime dayanarak bilgiler vereceğimi söylemiştim. Onlar da şunlar arkadaşlar, biliyorsunuz bakanlık araç ticaretine, işte bu araçla dönen ranta biraz el atmaya başladı. Araç fiyatlarını biraz daha normalleştirmek için bazı önlemler aldı. Ve bu önlemlerden sonra sıfır araç bulunabilirliği bir nebzede olsun artmış durumda. Yani biz engellere, eskiden gittiğimizde bayilere araç yok, gelmeyecek 3 ay 4 ay gibi şeyler söylerken şu anda işte şöyle bir aracımız var diye arayabiliyorlar bayiler. Çünkü devran biraz da olsa tersine dönmüş durumda. Ha, bu şu demek değil arkadaşlar. Araçlar pahalanmayacak, ucuzlayacak, almayın vesaire demiyorum. Tabii ki enflasyon var. Tabii ki kur var ülkemizde. Yüksek kur var arkadaşlar. Araçların fiyatları sürekli olarak artacak. Ama araçlara talep oranı azaldı. Yani yatırım aracı olmaktan çıkıp normal ihtiyaç olarak aracı, kelime anlamıyla da araç olarak kullanacağımız zamanlar geliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Bu nedenle de
Sizlere şunu da öneriyorum. Yani kesinlikle bu saatten sonra, hani bizim limitimiz 1 milyon 4 bin liraydı ve indirim uygulanınca benim size az önce telaffuz ettiğim rakamlar çıkıyor ya, size bundan 50 bin, 70 bin, 100 bin, 150 bin lira üstünde bayiler rakamlar istiyordu. Ve siz de el mahkum vermek durumunda kalıyordunuz bu parayı elden olarak. Ama artık arkadaşlar öyle bir dönem geçti. Kesinlikle ve kesinlikle hesaplamanızı yapın. ÖTV muafiyeti ile araç ne kadara geliyorsa o paranın üstünde araç alacak da olsanız, ihtiyacınız da olsa teklifleri değerlendirmeyin. Çünkü bayilerin elinde araçlar çoğalacağı için size normal fiyattan araç verecekler. O bayi vermez, başka bayi verir. Araştırmamızı derinleştirmeliyiz bu konuda arkadaşlar. Bu hesaplama noktasında da yorum olarak da yazabilirsiniz araçların fiyatını. Zaman buldukça cevaplıyorum yorumları. Şimdilik arkadaşlar videomuza burada son veriyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tekrar öneriyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.